Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Kapak rahatsızlığı neden olur? Kişide belirtiler nelerdi? Şimdi kapak rahatsızlıkları, tabii şimdi kalbin 4 tane kapakçığı var. Evet. Solda 2 tane, sağda 2 tane. Bir doğumsal olarak kapaklarda problem olabilir. O yani çok sık gördüğümüz bir problem değil. Doğumsal olarak kapaktaki problemler sadece bir küsbüt aort diyoruz. Aort kapağının iki yapraklıklı olması toplumda çok sık gözüküyor. Yaklaşık %1 civarında toplumun. Yani oranlarsak aslında oldukça yüksek bir rakam. Evet. O da erken dönemde problem yapmıyordu ama böyle 40'lı 50 yaşlara geldiği zaman genelde o büküsbüt yapı işte kireç daha çabuk kireçleniyor ve problemler yaratmaya başlıyor. Orada darlıklar ve kapakta kaçaklıklar yapmaya başlıyor ve aort damarında da genişlemeye sebep oluyor aynı zamanda bu hastalık. Ve buna bağlı en sık gördüğümüz problemlerden bir tanesi o. Bir de tabii hani romatizmal kapak hastalığı diyoruz. O yani şu anda azaldı Türkiye'de. Eskisi kadar çok değil. Avrupa'da neredeyse hemen hemen bitti gibi. Ama üçüncü dünya ülkelerinde hala çok daha sık gözüküyor. Türkiye'de de azalmakla birlikte hala mevcut. Ona bağlı olarak kapak hastalığı var. Bir de tabii yaşla bağlı olarak yaşlandıkça kapaklarda kireçlenmeler sık gözüküyor. Özellikle aort kapaktaki kireçlemeler, dejeneratif kapak hastalıkları diyoruz biz bunlara. Bunlar da belirli bir yaştan sonra özellikle son yıllarda insan yaşam uzadı. 80'li, 90'lı yaşlar artık çok rahat gelişebiliyor ve bu zamanında kapaktaki problemleri biraz daha sık görmeye başladık. Yani kapak hastalıkları bu hem aort kapak hem mitral kapak dediğimiz hem sol kapakçıklar özellikle çok önemli. Bunlardaki işte daralmalar ya da genişlemeler, kapağın geri kaçırması gibi yetmezlik diyoruz buna. Kişide belirti nedir hocam? Özellikle ne hisseder? Çünkü vallahi hangi kapakta olduğuna ve hangi darlık mı yetmezlik yaptığına göre değişiyor. Hı-hı. Akut mu yavaş yavaş mı geliştiğine göre değişmekle birlikte en sık gördüğümüz problem yani nefes darlığıdır. Nefes. Bu da kanın ileriye doğru gidemeyip akciğere doğru yansıması ve akciğerde tansiyonu yükseltmesi ne bağlı çoğunlukla. En çok gördüğümüz nefes darlığı ama göğüs ağrısı da olur. Mesela aort kapak hastalıklarında darlıklar var ise göğüs ağrısı da olur. Çarpıntılar olur, kalpte büyüme olur, işte ayakta şişmeler olur, karında şişmeler olur, ritim problemleri. Bunları da sık görüyoruz. Peki tek başına belirti teşhis anlamında doğru değildir anladığımız kadarıyla. Çünkü beraberinde siz... Yani diyorsun... tabii ama yani nefes darlığı mesela çok önemli bir bulgu. Yani bazen çarpıntıyla geliyor hasta, hiç şey olmuyor. Bazen halsizlikle geliyor. Bazen işte göğüs ağrısıyla geliyor. Evet. Tabii çok farklı şeyler de gelebilir. Ama önemli olan bu bir şikayette geldiği zaman, bir eko yapıldığı zaman zaten genellikle yani altın standarttır eko ile kapaktaki problemi görmek. Orada işte kapaktaki darlık nedir, ne derecededir, ne kadar kalbi ne kadar zorluyor, hasta ne kadar şikayet yapıyor. Onun belirli şeyleri var, kuralları var. Ona göre bakarak hastaya ilaç veriyoruz ya da ameliyat ediyoruz. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.